Gençler merhaba. Bugün yine karışık sorulardan çözeceğiz. Geometri dersinin sorularını çözeceğiz. Yine her konudan birer tane soru olmak üzere. Başlıyorum. Bakın şurasının tamamının 90 olduğunu söylemiş. Bu ne demektir? Şu ikisinin toplamı 90 derece yapacak. Basit bir soru. 3x artı 30 kaça eşit olacakmış? 90'a. Buradan 60x kaç çıkmalı? 20 çıkmalı. Yani x buradan kaçmış? 20. Evet, bu tarz sorularda dikkat edin. AD'ye K diyelim. AD'ye K diyelim. BC 2K. Şimdi burada yapacağınız tek bir hareket var. Başka sorunun çözüm yolu yok. Yalnızca muhteşem üçlü oluşturarak. Yani 90'a ait kenar ortayı çizdiğim vakit şu parçalar birbirine eşit olur. Bu ne demektir? Burası da K, burası da K, burası da K. Bakın burada ne çıktı? İkiz kenar üçgen. Başka yolu yoktu. 65, 65. Ne yapar? 130. Burası 50. Bakın şu bir ikizkenar üçgen olduğu için burası 50 ise burası da 50 yaptı. Bu ikisinin toplamı kaçı verecekmiş? 65'i. X buradan kaç çıkar? 15 çıkar. Evet, açıkenar bağıntısıyla ilgili bir soru. İlk önce bu açıları bir yazalım. 100, 110, burası 70. Şimdi kuralı hatırlayalım. Büyük açının karşısında büyük kenar, küçük açının karşısında küçük kenar. En küçük kenar hangisi? C. Çünkü en küçük açı bu. Sonra B. Ve en sonunda A, C, B, A olmalıymış. Neydi kuralımız? Açı ortayda kollarla, yani şunlara kol demiştik hatırlarsanız. Şunlara da bacak. Kollarla bacaklar orantılıdır. Ne demek o? 6 bölü 2 neye eşitmiş? X bölü 3'e. Bakın buradan x kaç çıkıyor? X buradan 9 çıkıyor. Yani burası bölü burası, burası bölü burasına eşit olmalıymış. Ağırlık merkezi olduğunu söylemiş. X artı y nedir? Ağırlık merkezinin özelliği neydi? Kenara 1 birim, köşeye 2 birim. Yani burası 6. Kenara 1 birim, köşeye 2 birim. Yani burası da 7. 6 artı 2'yi sormuş. 8. Evet. Bu tarz sorularda ne yapacağız? 6, 8, 10. Bakın 26, 10. Ne üçgeni vardı? Önce şunları bir yazayım. 10, y ve 26. Ben bunun yarısını alırsam kaç yapar? 5. Yarısını alırsam kaç yapar? 12. Peki, pardon, 13. 5, 12, 13 üçgeni. Bakın burası 12'nin katı olmak zorundaymış. Hepsinin yarısını aldığıma göre yani 2 katı, 2 katı y kaç çıkacak? 24. 10 ile 24'ü toplarsam kaç yapar? 34 yapmalıymış. Peki, AB ile AC 10'muş. Burası 10. Burası 10. Hatırlayın ikizkenar üçgen videomuzda kenarlara indirilen yüksekliklerin toplamı bana neyi verecekti? Bir tane eşit olan kenara ait yükseklik. Bakın bununla bunun toplamı 8 yapar. Bakın ya şurası 8 ya da şuradan çekeceksiniz. İkisi de aynıydı. Burada ne oluştu? 6, 8, 10 üçgeni oluştu. Bakın şu üçgende bir Pisagor yapacak olursam şurasının 6 olduğunu görürüm. Şu uzunluğun tamamı kaç? 10. Onu ben şöyle bir tane daha başka üçgen çizerek göstereyim. Bakın şurasının tamamı 10'du. Burası 6 ise buraya 4 kalır. Burası 8. Peki Pisagor yaparsak kaç yapar? 64, 16 daha kök 80. Kök 80 de ne demektir? 4 kök 5. AB, BC, AC bu bir eşkenar üçgenmiş. Hemen şu açıları yazalım. Yani şu eşkenarları yazdım. Şimdi tamamlıyorum onları 90'a. 30, 60, 90 üçgenleri çıkıyor. DE kaçmış? 6. AK'ya x dersem KB 2x'miş. Bakın 90'ın karşısı 2x, 30'un karşısı kaç yapar? X. Burası kaç yaptı? 3x. Demek ki burası kaç yapacakmış? Burası da 3x yapacakmış. Yani buraya ne kalır? Ya da şöyle yapalım. 30'un karşısı x, 90'ın karşısı 2x. Aynı şey. Bakın burası 3x ise burası da 3x. Buraya kaç kalır? X. 90'ın karşısı x ise 30'un karşısı kaç yapar? X bölü 2. 3x neye eşitmiş? 3x. X artı 6 artı x bölü 2'ye eşitmiş. Buradan ne olur? 2x, 3x bölü 2. 6'ya eşit olur. Oradan da x kaç çıkar?
X kaç çıkaracakmış? 4. Peki bizden ne istemiş? AC'yi, yani bir kenarını istemiş. 3 ile 4'ü çarparsam kaç yapar? 12. Evet, temel benzerlik teoremimiz. Bir küçücük konu anlatımı da yapalım çünkü çok önemli. Bu açılar yöndeş açılar. Bunlar. Peki aynı açılara sahip üçgenler birbirleriyle benzerdir. Bakın noktanın karşısında kaç var? X. Noktanın karşısında ne var? 2x artı 2. Ortak açının karşısında 5. Ortak açının karşısında kaç var? 12. 12x. 10x artı 10 yapacakmış. Buradan x eşittir kaç çıkıyor? 5 çıkacakmış. Temel benzerlik teoremimiz. AB ile DC birbirine eşitmiş. AB ile DC birbirine eşit. Alan ABD nedir? AB ile DC, AB ile DC birbirine eşit. Böyle soru olmaz arkadaşlar. Çünkü ya da şurası da 20 yapsın. Çünkü öteki türlü yanlış olur. Niye yanlış olur? Ben bir kenarı 20, bir kenarı 24 olan sınırsızca üçgen çizebilirim. Bakın şöyle düşünün. Burası 20, burası 24. Yani 20-24 şu açıyı istediğim gibi yönetebilirim. Yani bunun bir şeyi yok. Sınır yok. Bu muhtemelen ikizkenar üçgendir. Tepesinde bir dik indireyim. Bakalım. Bakın burasının tamamı 24 ise burayı 12-12 diye paylaşır. Bu 12-16-20 üçgeni. Bakın şu üçgenin alanını istemiş. 16 çarpı 4 bölü 2'den kaç çıkacakmış? 32. Ki kendisi de 32 olduğunu iddia ediyor. Yani şu ikisi 20. Yani AB ile DC değil de AB ile AC'yi vermek zorunda. Yoksa soru çıkmaz. Düzgün beşgen. Düzgün beşgenin tüm kenarları birbirine eşitti. Bir dış açısını nasıl buluyordum hatırlarsanız? 360'ı kaça bölmem lazımdı? Beşgen olduğu için 5'e. Kaç çıkıyor? 72. Bakın burası 72 ise 108. 108. Bunların her biri 108 yapacak. İkiz kenar üçgen olduğu için 36, 36. 108, 36, 36. Bakın şurasının tamamı da 108 yapacak. Düzgün çokgenlerde bütün iç açılar birbirine eşittir kuralından. 36 artı x artı 36 kaça eşitmiş? 108'e. Buradan x kaç çıkmalıymış? 36. Peki bunlar açıortaysa burası 90 olacak. Neden? Peki AA diyelim, BB diyelim. Paralel kenarda bu ikisinin toplamı 180 yapacak. Yani 2A ile 2B'nin toplamı ne yapmalıymış? 180. Buradan A artı B kaç çıkar? 90. Bakın A ile B'nin toplamı 90 ise burası 90 yapar. Tamam, 180 yapacak. X'e kaç kaldı? 15. Dikdörtgen HBY'ye K demiş. DB'ye tamamına 3K, yani buraya 2K kalır. Burası 6 ise burası da 6'dır. Alanı sormuş. Önce K'ları bulabilirsiniz buradan. Benzerlik de yapabilirsiniz ama zaten aynı şey. Öklit formülü neydi? Bunun karesi 36. K çarpı 3K'ydı. Buradan 12. K kaç çıkar? 2 kök 3. Bakın burası 2 kök 3'müş. Burası 4 kök 3'müş. Peki bunun karesi bununla bunun çarpımına eşittir. Öklit formülümüz. H kare eşittir. P çarpı K'dan. Yani ne gelir? 24. Değil mi? 4 kere 2, 8, 24. Burası 2 kök 6. Artık şurayı bulabiliriz. Ya da burayı başka türlü de bulabilirdik ama neyse, artık bu yoldan gitmiş olduk. Bunun karesi kaç? 24. Bunun karesi kaç? 48. Şu uzunluğu bulmaya çalışıyorum. 72. Burası da 6 kök 2'ymiş. Pisagor yaptım. Şu uzunlukla şu uzunluğun çarpımı bana niye verir? Alanı verir. 36 kök 2. ABC'ye 60. ABC'ye pardon alfa demiş. ADC, ADC 2 alfaymış. Peki nasıl yapacaktık bu tarz sorularda? Bu tarz soruda ilk önce şöyle paralel kenar yapıyorduk hatırlarsanız. Burası 2 alfaysa burası 2 alfa. Burası 60'sa burası da 60. Gerçi bunların toplamlarının 120-180 oluşumdan da gidebilirdik. Bu alfa artı, 2 alfa artı 60. 180. 2 alfa eşittir 120. Alfa eşittir kaçmış? 60. Peki o zaman burası da 60, burası da 60 yapar. Peki ben buraya x dersem, burası x, burası x, pardon burası x değil, burası y, burası y, burası y. Bakın x artı y kaça eşit oldu? 14 eşit oldu. Yani şunu şöyle çektik, bu beşkenar üçgen çıktı. Paralel kenardan karşılık kenarlar eşit oldu. X artı y kaç çıkmış? 14.
Çevre teğet kiriş açı, bakın kiriş açıyla teğetin, daha doğrusu teğetle kirişin oluşturduğu açı gördüğü yayın yarısıydı. Yani burası kaç yapmalıymış? 100. Burası 60 da burası 120. Burası x ise burası 2x. Burası da ne olacakmış? 2y. Peki tamamının toplamının 360 olduğunu biliyorum. 220 artı 2x artı 2y. 360. Karşıya atarsam 2x artı 2y. 140. Buradan x artı y kaç çıkar? 70 çıkar. Evet, çemberde kuvvet özelliği neydi? Bunun karesi çembere değdiği noktanın tamamının oranı. 36. Ya bunun karesi 36. 4 çarpı 7 artı x. Peki 9 x 2 imiş. Peki bir de çemberin iç kuvveti vardı. 4 çarpı y 3 çarpı 2 eşitti. 4 çarpı y, 3 çarpı 2 eşittir. Buradan y eşittir. 3 bölü 2 yapmalıymış. Bizden de x artı y istemiş. 2 ile 3 bölü 2'yi toplarsam kaç yapar? 4, 7 bölü 2 yapar. Çemberde alan sormuş. Peki, alan sormamış. AKB yayının uzunluğunu sormuş. Neydi? 72 bölü 360 çarpı 2 pi çarpı r, yani 10'muş. 36'ya böldüm 2, 36'ya böldüm 10. Bunlar da sadeleşti. Ne kaldı geriye? 4 pi. Evet, biz bunların formüllerini anlattık. Yani daha doğrusu çemberde çevre ve alanı inceleyin. Doğrunun analitiğinde güzel bir soru. Bakın, bu bölgede x artıdır, bu eksidir. Yani n eksi 4. Sıfırdan küçüktür. Bu ne demek? N küçüktür 4. Bakın bu bölgede x artıdır. Dördüncü bölgede. X artı 3 büyüktür 0. N büyüktür. Eksi 3. X dedim ama N bu. Yani N sayısı ne olmuş oldu? 4'ten küçük. Eksi 3'ten büyük olmalıymış. Yani eksi 3 ile 4 aralığında olmalıymış. İki doğru dik kesişiyorsa eğimleri çarpımı neydi? Eğimleri çarpımı eksi 1'di. Yani teğetle normalin kesişmesi gibi. Yani birçok yerde gördük biz bunu. Peki bir denklem verildiyse bana doğrunun eğimini nasıl buluyorduk? Hatırlarsanız ax artı by artı c eşittir 0 ise y'yi yalnız bırakacaktım. Diğerlerini karşıya atıyorum. Her tarafı b'ye bölüyorum. Eksi a bölü b. Direkt böyle bulabilirsiniz ya da y'yi yalnız bırakabilirsiniz. Aynı şey. Yani A'nın B'ye oranının eksilisi. Eksi P eksi 3 bölü 2 çarpı eksi 2 eksi 1. Y'nin katsayısı eksi 1, dikkat et. Eşittir eksi 1. Şu eksiler gider. Bunlar da gitti. Bunlar da gitti. P eksi 3 eşittir 1. P kaç çıkmalıymış? 4 çıkmalıymış. Evet, yine bizim çözdüğümüz sorulardan bir tanesiydi bu da. Eksi 2'ye 4. Yani çemberin analitiği konusunda. Orta nokta, çünkü buralar yarı çap olduğu için bununla bunun toplamının yarısıdır. Yani A'yı nasıl bulurum? Topladım 2, yarısını aldım 1. Topladım, yarısını aldım 0. A'yı bakın kaç bulduk? 1. B'yi kaç bulduk? 0. Peki şu ikisi arasındaki uzaklık bana neyi verecek? Çapı verecek. Yani 2R neye eşittir? Bakın burası R ise burası R. İki nokta arasındaki uzaklık X'ler farkının karesi. Y'ler farkının karesi. Yani 100, 10 diye çıkar. R de kaçmış? 5'miş. A'yı kaç bulmuştuk? 1. Buradan 2R eşittir 10. R eşittir 5 bulduk. Toplarsam da kaç yaparmış? 6. Evet, bir kenar 5 birim olan kübün alanını sormuş. Bir kübün alanı arkadaşlar 5 tane akaredir. Pardon, 6 tane yüzeyi var. 6 tane akaredir. Hacmi nedir? A küp. Ben bunları sadeleştirirsem 6 bölü A gelir. A'yı kaç vermiş bana? 5. Ya da şöyle yapalım. 6 tane 25. Bakın bir tane yüzeyi kaç yapar? 25 yapar. 6 tane yüzeyi var. 6 çarpı 25 alanı. Hacmi neydi? 5'in kübüydü. Buradan da 6 bölü 5 gelir. Evet, vektörler. AB vektörü nasıl buluyordum? B'den A'yı çıkartmam lazımdı. Bakın B'den A'yı çıkartacağım. Yani eksi 2'den bu ifadeyi çıkartacağım. Eksi 2. Bunu çıkartırsam eksi 2x artı y. 1'den bunu çıkartacağım. 1 eksi x eksi y artı 3. Bu kime eşit olmalıymış? 4'e 1'e. Yani burası 4, burası 1 yapacakmış.
Basit bir şey. Yani 6, y eksi 2, x 6. X artı y 3 gelecekmiş. Yani bunları, yani bunu 1'e eşitledim, bunu 4'e eşitledim. Bizden ne istemiş? X çarpı y'yi. Bir tanesini x ile çarpalım. Bakın alt alta toplarsam 3x eksi 3'e eşit. X buradan eksi 1 gelir. Y de kaç gelir? 4. Eksi 1 ile 4'ü çarparsam kaç yapar? Eksi 4. Evet. İki vektörün çarpımı neydi? EC vektörünün uzunluğu, EB vektörünün uzunluğu, aradaki açının kosinüsü, yani kosinüs alfa. Önce EC ve EB başlangıç noktaları aynı. Şu açıyı bulmalıymışım. Bu bir düzgün altıgen. Yani burası kaç yapacak? 120. Nasıl buluyorduk hatırlarsanız? 360'ı kaça böleceğim? Altıgen olduğu için 6'ya böleceğim. 60 derece yapacak. Peki burası 60 ise burası 120. 30-30. Hatırlayın bunlardan çok yaptık. 4. 4 kök 3. 120-30-30 üçgenin özelliği. Burası 4. Bakın burası 90. Burası da 8. Peki biz bu ikisinin çarpımı nasıl bulacakmışız? EC'nin uzunluğu kaç? 4 kök 3. EB'nin uzunluğu kaç? 8. Aradaki açının kosinüsü bakın 90-60-30. Bu 120'yi iki eşit parçaya böler. 90. Buranın tamamı 120 olduğu için burası 90. 60. Burası da 30 oldu. Kosinüs 30 da ne demektir? Kök 3 bölü 2. Bununla bunu sadeleştirirsem 16 çarpı kök 3 çarpı kök 3 de 3. Ne yapacakmış? 48. Evet.